Her geçen yıl bir yılı aratıyor yalan olmasın aslında doğrusu. Şu an bütün girdi masraflarımız %500 üstünde ama satışlarımız %0. Sıfır diyebiliriz. Tohum İhraç adıyla konuşuyorlar. Biz fidenin tanesini, şu gördüğünüz biber fidesinin tanesini biz 10 liraya alıyoruz. Gösterebilirim bir tanesini. Şu biber fidesinin tanesini biz 10 liraya alıyoruz. 10 TL. Bunun bize dikimiyle beraber maliyeti 30-40 TL'yi buluyor. En ufak bir rahatsızlık öldüğü zaman bir 30-40 TL daha. Ama bunu üretip 3 ay, 90 gün, 100 gün fiilen bekliyoruz. Yetişmesini yetiştikten sonra pazara giriyoruz. Pazarda malımız satılmıyor. En ufak bir şey örnek vereyim size. Ben 3 gün önce, 4 gün önce Niğde'deydim. Niğde'de salatalık 22 lira. Burada salatalık satılmıyor Mersin'de. Limon Niğde'de 13 lira. Burada çoğu çiftçilerimiz ağaçlarını kökledi. Ben biber üretiyorum. Domates. Tabii geçen yıllara kıyaslarsanız daha önceki yıllarda 50-60 dönüm yeri yapıyorduk. Yalnız şu an 5-10 dönüme indik. İşçi giderlerimizin maliyeti arttı. Sera masraflarımızın maliyeti arttı. Yakıt ayrı keza. Elektriği bir gün yatırmazsanız ertesi günü keserler. Yani çıkamıyoruz işin içinden ama yapmak zorunluluğu var çünkü mesleğimiz bu. Daralttık, ayrıca üstüne sattık. Yani çoğu çiftçilerimiz %60 arazilerini sattı. Geçen yıllarla bu yılı kıyaslarsak mesela şimdi şu an sebzenin hiçbiri tarlamızın içinde ürettiklerimizin hiçbiri satılmıyor. Ama dışarıda en ufak bir manavda piyasanın 3 katı, 5 katı, 10 katı fiyatlarla ürün satılıyor. Biz bu aracıları öncelikle aradan kaldırmamız lazım. Onlara bir dile getirmemiz lazım. Yani uzağa gitmeyin. Mersin'de bir manava ya da markete girseniz benim 3 ayda yetiştirip ya Allah dediğim işte inşallah zarar etmem de masrafını kurtarırım dediğim ürünümü adam bir günde 3 katıyla satıyor. Ya bugün salatalık halde 5 TL, 6 TL. Şu an en ufak çarşıda yani biz köy ortamındayız. Çarşıda bir manava bir yere gitseniz salatalık 15 TL. Sera naylonlarımız naylonlarımızda %200 artış var. Ondan sonra mazot geçen yıl 22-23 liraydı şimdi 40 lira. İşçi maliyetlerimiz %200 arttı. Yani bugün asgari ücrete göre tamam yevmiye belirliyoruz ama günlük bizim ürettiğimiz masraflarımızı karşılamıyor. Bu sefer ya faizle çalışmaya çalışıyoruz ya tefeciyle ya bir şekilde bir araziyi, bir şeyi, bir malzemeyi sataraktan bir yerlere ödemenin derdine girdik. Ama dayanacak güç kalmadı yani bu 1-2 yıl içinde bu gidişle 1-2 yıl içinde bütün üreticiler komple biter. Bitmem diyen de yalan söyler. Yok geleceğimiz yok günübirlik yaşamanın derdindeyiz şu an. Yani bugünü kurtarsak yarın Allah kerim diyoruz. Herkes gibiyiz. Biz de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bundan yaklaşık 6-7 sene önce biberin aşırı girdi maliyetlerden dolayı biber işini bıraktık, sebze işini bıraktık, muza döndük. Muza döndükten çok kısa bir süre sonra bu sefer muz girdileri de biber girdilerinden daha fazla olmaya başladı. Yani bizim alternatifimiz de bir işe yaramadı. Biberi alternatif olarak işte Türkiye'nin muz ihtiyacı olan %70'ini dışarıdan geliyordu o zamanlarda. Biz de alternatif olarak muzu seçtik. Biberi alternatif olarak muza girdik, muz işine girdik. Geldiğimiz nokta aynı oldu. Şimdi bu durumda biberden daha fazla maliyetli olmaya başladı. Onun için muzun da artık bir alternatif olmadığını görmüş olduk yani bu durumda. Öyle işte çiftçinin hali budur. Yani Kazanlı genelinde, daha doğrusu Türkiye genelinde çiftçilerin hali hep böyledir. Girdi maliyetleri çok aşırı yüksek. Ürettiğimiz mahsullerin çok düşük fiyata gitmesi, zaman zaman dalında kalması, zaman zaman işte götürdüğümüz hallerde dökmek zorunda kalıyoruz. Hep zor durumda yani. Kendimden örnek vereyim. Benim elimde 45 bin metrekare seram vardı benim. Şu anda ben 6 bin metrekareye düştüm. Geri kalan 40 bin metrekareyi satmak zorunda kaldım. Yani borçlana satmak zorunda kaldım. Şu anda düşünün yani daralmayı düşünün yani. Üreti bölgelerinin yani böyle yaş sebze meyve olarak ne kadar azaldığını düşünün. Yani bundan çok kısa bir süre sonra da sanırım
en basit ürettiğimiz işte ıspanak bile, onu da dışarıdan getirmek zorunda kalacağız. Tamamen bir tüketen ülke haline geleceğiz. Üretici yapamayacak durumda. Yani böyle sevmediği için değil. Veya işte kazandığı için kim işini bırakır ki? Kazandığın bir işi bırakamazsın. Ama bu sefer elindeki birikimleri yok oluyor. Gidiyor, elinizden gidiyor yani. O öyle düşünün. Şimdi sera bölgeleri yaklaşık %40 falan azaldı. Yani sera azalmadı. Seralar duruyor. Yalnız ekilmiyor. Yani ekecek güçleri yok. Kiraya veriyor. Alan kiracı da bu sefer işte yeşillik ekiyor, nane ekiyor, maydanoz ekiyor, öyle. O şekilde yani. Şimdi bütün bunların altında yatan sebep Türkiye Cumhuriyeti'nin tarım politikası, yanlış tarım politikalarıdır. 2005'e kadar bütün çiftçiler iyi para kazanıyordu. 2005'ten sonra gerilemeye başladı. Benim gördüğüm şu, mevcut olan hükümet bile isteye tarımı yok etmeye çalışıyor. Çiftçiyi yok etmeye çalışıyor, bile bile. Şimdi tarladaki ürünü bedava verdiğin zaman parasız, gel arkadaşım diyorum, gel bunu topla kendine sat diyorum. Adamın maliyeti, alacak olan kişinin maliyeti 16 liradan aşağı değil. Yani bunun sebebi ne olabilir? Yani bunun giderlerin bu kadar yükselmesi, mazot girdisinin bu kadar yükselmesi, elektrik bu kadar yükselmesi, hepsi masraf. Hepsi masraf. Bunun sebebi ne? Doğru bir planlamayla bu tarım, bu seracılık yapılırsa bu duruma düşmezdik biz.